Evet sevgili spor severler, Kayseri Combat Atış Poligonu'ndayız. Ömer, İbo abi ve Ebu Bekir koordinatörlüğünde atışlarımıza başlayacağız. İbo abiye şu anda atış tekniğinden bahsediyor. Noktalar yan yana sabit, net. Parmağımızın tam orta kısmı var ya, etli kısmı. Orayla yavaş yavaş ezeceğiz. İstinat boşluğunu aldıktan sonra şu hareket olacak. Silahta sadece şu olacak. Eğer tetiği sert ezersek, 1 milim namlu aşağı çekerse 5 metrede 5 santim etek hamul eder. Eğer parmağımızı çok ucuyla ezersek atışlarımızı sola çeker. Çok dibiyle ezersek sağa çeker. Yani bizim istediğimiz parmağımızın tam ortasıyla silahı kavradık, hedefe uzandık. Arpacık ve gezi net görerek hedeflerimize atış yapacağız. Sebebi nedir? Baş parmağımızı kaldıralım. Baş parmağımıza odaklanın, tırnağınıza. Tırnağa odaklandığınızda arka fon bulanık olur. Yani benim anlatmak istediğim şu. Hedef kağıdına baktığınızda da bu bulanık olur. Neden? Çünkü sinir sistemleri bir noktaya odaklanır. Benim sizden istediğim odaklanacağınız mesafe arpacık ve gez. Gezin sağında ve solunda kalan hafif boşluklarda bulanık görünen taraf vuracağınız yer. Arpacığı ilk koyduk adamın kravatına. Hedef kağıdımızı takalım. Atışa başlamadan önce ayaklarınızın altına alayım mı ben? Tabii. Rahat olsun. Tabii. Metredeki maksadım atışlarınız sürekli vurur, sabit olur. Ama benim istediğim sebep şu. Bu adamın kravatının tam boğum noktası var ya, 10 atışta 10 merminin de orada olması benim için önemli. Eğer ki 10 mermi orada değil, yakada, kolda, omuzda, kafada, gırtlakta olursa bu burada dağıttığımızı ilerleyen metrelerde daha çok dağıtacağımızın göstergesi olur. 5 metre tutma atışımızda bunu göreceğiz. Önce duruş. Ayaklarımızı yan yana açalım. Daha sonra tutun. Sağ elinizi alayım. Elinizi tutturdunuz. Atış parmağınız kenarda. Atışa karar verene kadar. Sol elinizi alın. Bileği büktüm. Kavradım. Öyle değil. Şu parmağı açtım. Bak şurada bir hafiflik var. Buraya tutturdum. Mi? Şuradaki ovallığı hissettiniz evet, mi? Evet. Bura parmağınızın ergonomisi için. Karşıya tuttunuz. Arpacık. Nokta beyaz nokta. Üçü eşit yan yana. Bir tane tetik düşürelim sadece. Yavaş yavaş. Yani şimdi ben kravatı nerede görmeliyim? Kravatın tam boğum noktasına arpacığı koyduktan sonra geri kalan bulanık olacak zaten. Nişan hattını oluşturduktan sonra bozmayacağız. 3 saniye içerisinde tetiği düşürmezsek eze. Evet, eze eze. Aynen böyle. 3 saniye içinde düşürmesek elimiz titrer, sağa sola çekmeye başlarız atışlarımızı. Bu sizin hatalarınızı kağıtta görerek düzeltebiliriz. Sizin atışınızı görerek düzeltebiliriz. Şimdi atış yapalım. Kulaklarınızı takın. Evet. İbo abi başlıyor. Bakalım ne yapabilecek? Biz de kulağımızı tıkadık. Çok güzel. Masaya yaklaşalım. Neredeyim? Hala oradayım. Hala oradasınız. Güzel. Bir yerde grupman yapmanız güzel. Çok aşağı ekle. Tetiği yavaş yavaş ezecektik. Güzel. Aşağıda mıyım? Üçü de kravatın orada. Yan yana. Parmağınızın çok ucuyla ezmeyin. Orta kısmı, etli kısmıyla yavaş yavaş. Güzel. Arpacık net olsun. Arpacığı. Şeyimiz bitti. Silah masaya. Oo. Acım atışlarınızda. Acım harika.
şu bir, şu iki, şu üç. Üç atış burada. Tetiği sert ezdiniz, aşağı gitti dedim. Daha sonra grupman biraz buraya çekildi. Çünkü bir nişan hattını bozdunuz orada. Sonra bir kağıda bakarak iki atış da buraya yaptınız. Şu grupmandır benim için. Önemli olan. Atışlar vücuda dağılmalı. Toplu bir yerde kaldı. Şu tetik hatasından dolayı oldu. O istisna. Grupman güzel. Mesafeyi uzattığımda bu biraz daha açılır ama. Evet. İlk atış olarak da iyi. Tamam, sıradaki gelsin. Sonra bir de bakarız. Sıradaki Ömer. Yalnız hedef biraz yakındı ya. Ömer evet. Biraz daha ikinci olacak. Zorlama istiyor. Kağıdınızı verebilirim, atabilirim. Ya bir tane istedim. Teşekkürler. Bizimki 15 metre olsun. 15 metre çok iddialı bir mesafe. Siz bilirsiniz Ömer Bey. Şu andaki kaçtı? Hani ben şu andaki kaçtı? 5 miydi? Biz niye 5 attık ya? Keşke 10 atsaydık ya. Şimdi 10 metre alıyoruz. Grupmanı görmeden uzak mesafeye gitmiyoruz. Ha. Şimdi 15 metre. Biz geçen kaç attıydık Ömer? Biz 10 metreleri atmıştık. 10 attık değil mi? Hı-hı. Atışlar dağınık. Şu anda 10 yaptık değil mi? 15 yaptık. 15 yaptık. 15 mi yaptık? Evet, Ömer iddialı. Geçen 10 metreden. Ya seni böyle kameraya çekip heyecanlanıyorum. Bundan sonra vuramıyorum ya. İşte o. Öyle bütün baskı atışı var biliyor musun? Kamerayla tehdit ediyor. Şahitsin. Baskı atışı. Bu baskı atışı sayılır. Daha arkadan tekmelemiyorum. Oldu mu? Çok iyi. Kurdum. Olur mu? Silah dolu şu an. Yok ben densizden sürüyorum. Şuraları mı acaba? Vurdum bak burada. Hep soldan vuruyorum. Güzel. Aferin, bravo. Harikasın. Koçum benim. Şeyimiz bitti, atışımız silah masaya. Benim bahsettiğim anlıklık buydu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tane mermim boşa geldi. Ondan ben 5 metreye aldım. Böyleydi ya. Biz 10'a 15'e gitsek şuraya yayılırdı. Daha güzel atardı. Sen ısınma lan, 15 yapın. Yok böyle. Ben heyecanlanıyorum, kamerayı böyle. Onu hangi ikisi boşa giden hangisi? Onu bilmem. Yok, kağıda değil mi? Kağıtta yok. Kağıda hiç değil. Ha, saymadım. Ya alttan gitti ya üstten gitti. Saymadım. Bunu kendisi bilir. Nasıl ayarladığını. 3, 4, 5, 6, 7, tamam 8. Adam öldü bir kere ya. Yani yapacak bir şey yok. Adam ölsün ya. Ölsün ha? 10 mermi, 100 mermi atıp tutturamayan olur ya. Evet. Yok, kim çekiyor beni? Ben çeksin. Ben anladım. Optik sabitleyici var. Sıkıntı yok. Atayım mı? Tamam. Yok, atalım. Şu anda kayıtlı ya. Alalım. Kayıtlı şu anda. Tamam, ne yapayım? Çekeceğim. Ne yapabiliyor ya arkadaş? Biz yıllarca anlattık bunu. Evet, hazırız ekip, bakalım. 15'e rest diyorum. 15'e rest diyorum. Hadi bakalım. Evet. Heyecanlandım. Benim kadar da. Şimdi
Üste. Silah masaya. Oh evet. Bakalım nasıl oldu be. Güzel. Evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hedefte 1 fire. 1 fire. Evet. Nasıl? Güzel. Güzel. 15 metre. Uzak mesafe. Ekip. Güzeldi bence. Hadi bakalım. Bence teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ekip. Ben, yani İbo abi 5 metreden bayağı bir kalbura çevirmişti. Dedim ki burnun dibi deyince tam gidiyorduk geri döndük. Bir görelim bakalım. İyi, iyi, güzel, titremiyor. 15 metreden ha, ne yapacak? Hadi bakalım. Hadi işte. Hadi. Ya Allah bismillah diyoruz. Abi seni geri çekeyim mi? At vur öğün. Aynen kardeşim. Geçtiğimiz hafta seninleydik. Buradayım ya. Güzel. İzledin mi geçmiş? Geçmiş haftaki şeyim kanalda var. Murat Anlı. Anlı evet kanalda var. He YouTube kanalında. Bak bak. Evet iyi başladı. Şu anda adamın tabancasından tabancaya karşı tabanca diyor. Reis diyordu. Tabanca diyor. Niye yukarı çıkamıyorum hiç? Arpacı biraz daha kaldırmanız lazım silahın anlamı. Sen gezler atıyorsun değil mi? Yani adamın kafasını tutuyorsun kravat. Kafasına kadar kaldırırsa yukarı doğru gitmiş olur. Çok iyi. Koluna gitti ama. Parmağın çok ucuyla ediyorsun. Biraz daha parmağın dip noktasını alalım. Kravat daha. Neredeyim? Güzel. Eline geldi herhalde. Silahın üzerinde. Hadi şimdi geçelim. On atış yaptık. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onu da 10 da kağıtla. Hepinizden iyi atış yaptı 15. Ben iyi de kravata yakın değil ama. Grupman olarak demiştim. Abim grupman yaptı. Bana bir tane de 25. Vay koçum. Vay 25'e. Rest diyor. Rest diyor. 25'e gidiyor. Rest 25'e diyor. Mühim olan hedefi tutturma. 25 metrede bir adam olsa durabiliyor mu? Hadi bakalım. Evet hedef 25 metreye gidiyor sevgili spor severler. Kayseri Combat atış poligonundayız. Ezer mermilerimiz oluyor. Yavaş yavaş. Aynı tabanca. Burada da bayağı uzağmış. Yok vurursun ya sıkıntı yok. Vurursun. Ama doldurdum. Bundan sonra hep 25 atalım ya. Ben 25'te de atarım. O aynı vurduğun mu? Olur mu? Evet. Ömer hazır. Ama buradakinin mesela onda elleri titriyor gibiydi biraz. Tamam. Sakin, sakin. Vuramadı mı? Şu hafta hedefte yok. Daha sakin ve acele etmeden at. Yok. Gene yok. Allah Allah. Tamamen sıfır. 25 metrede. Gene yok. Acele etme. Yeterli de başka zaman geri geleceğiz. Evet.
Evet. Şu evet, anda ortada bir tane var. Evet. Üste geçirmişim demek ki. Üste beşinci de sizde şey var mı peki? Karnından, karnından üstünden vuruyor. İvrit. Altı yok. Acele etme reis. Eze eze. Sakin. Sakin. Sen vurdun bu ya. Kaç tane kaldı? Sanırsam iki. Ya da bir. Sakin. Elim tutuyor. Bunda 45 acepi var. Bir daha var sanırsan. Evet, son mermi. Alnına vuruyor burada dur. Acele etme, sakin, eze eze. Evet. Bir tane tuturdu. 25 metrede. Sence silahın sıfırlaması mı? Yok abi, atamadı. Sıfırlaması olsaydı demin hiç atamazdı. Demin hiç vuramazdı. Benim elim çok titrediğinde, oraya varana kadar mermi bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Demin hiç vuramazdı hacım. Evet, bu sayma seni çok uğraştıracak yalnız. Bence de uğraştırır. Yani sayma seni çok uğraştıracak. Bu kağıdı bir daha kullanabiliriz aslında. Bence de kullanabilirsin. Şöyle yapıştırsan bandına tamam. Yine de adam öldürmeye yakın yani. Köprenin orada vurmuşum. Ama şimdi şöyle düşün. 25 metreden sana ateş açılıyor. Sen adama bir tane mermi değdirebildin daha. Adam seni... Belki mermim tekti. O zaman öldüydü. İlk atışın boşa gitti. Yok, ilk atışımla vurdum. Beşinci de vurdum. Şimdi mermi bir tane diyor bak. Tabancada mermi bir taneyse ilk atışımda vurmuşum demektir. Ötesine karıştım hocam. Evet, şu anda devrileri yaktı. Ebu Bekir'in devrileri yandı şu anda. Ben şu an... Üstüme diyorum. Bir tane merminin şöyle olur benim. 25'e gönderirim. Tamam mı? Bir tane mermim olur. Şimdi söyle. Koyarım. Ya evet. Vururum ya vurama. Bak ben de vuramadım. Kulağının dibinde. Evet, kulağının dibinde. Ama kağıda değdirdim. Ebu Bekir'i kasa getirdi. Güzel. Güzeldi. Güzeldi. Ya bu işin sonu kötüye gidiyor. Yeter arkadaşlar ya. Ya o hoca. Ben yarış yapmıyorum. Yanlış anlama. Sıfırlama mı acaba? Sen kağıda hiç değmeyince. Yok yok yok. Sıfırlama olsaydı önce katışlarımıza tutturamazdık. Aslan. Yok. Yine yok. Senin de tek mermin var. 25 metrede hiç adam yok. Adam beni vurdu bu sefer. Adam değil. Ebu Bekir seni hakladı yani. Espri bir yana atışlarımız güzeldi. Evet, güzeldi. Evet. Ama 25 metre yakın bir mesafe evet, değil. Değil değil. Çok yakın değil. Bir mesafe evet, değil. İddialı. 25 metre uzun namlunu sıfırlamamız. Elimizin evet. Alışması lazım daha çok. Tabii canım. Ben kısa mesafe... Unutturma. Unutturma. Rest diyorum 25 metre. Allah izin verirse bir ay sonra. Tamam. Evet. Peki arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki çalışmada buluşmak üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.